Türkiye ekonomisi 4. çeyrekte önceki çeyreğe göre %1.8 ve yıllık %7.3 büyüdü. 2017'nin tamamında ise %7.4 büyüyen Türkiye G20 ülkeleri arasında zirvede yer aldı. Başbakan Yıldırım geçen yılki %7.4 büyümenin kendileri için sürpriz olmadığını belirterek büyüme devam edecek, iş, istihdam ve üretim artışı sürecek dedi. Başbakan Yardımcısı Şimşek, yatırımlarla istihdamın güçlü seyrinin 2018'de iç talep yoluyla büyümeyi desteklemeye devam edeceğini öngördü. Ekonomi Bakanı Zeybekçi, 2018 için OVP'deki %5.5 hedefinin yakalanabileceğini, hatta üstüne çıkılabileceğini ifade etti. Goldman Sachs, Türkiye ekonomisinin 2018'de %4 büyüme kaydetmesini bekliyor. Citigroup Türk Lirası'nda son haftalarda görülen satışların ardından dolar TL'de bir miktar dengelenme çabası beklediklerini bildirdi. Amerika'da Michigan Tüketici Güven Endeksi Mart'ta 101.4'te 2004'ten beri en yüksek seviyeye çıktı. Beklenti 102 idi. Bloomberg Tüketici Güven Endeksi de 56.8'de 17 yılın zirvesine yakın seyretti. Amerika'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 12 bin düşerek 215 bin oldu. Beklenti 230 bindi. İşsizlik maaşı başvuruları böylece 1973'ten beri en düşük seviyeye indi. Amerika'da kişisel gelirler Şubat'ta beklentiler doğrultusunda %0.4, kişisel harcamalar ise %0.2 arttı. Philadelphia Fed Başkanı Harter 2018'de faiz artırımı beklentisini 3'e yükseltti. Amerikan Ticaret Bakanı Ross, yatırımcıların Amerika'nın ticaret politikası hakkında fazla endişe ettiğini, ek gümrük vergilerinin Amerikan enflasyonu üzerindeki etkisinin önemsiz miktarda olacağını savundu. İngiltere ekonomisi 4. çeyrekte önceki çeyreğe göre %0.4 ve yıllık %1.4 büyüyerek beklentiyi karşıladı. Almanya'da enflasyon Mart'ta yıllık %1.6 yükseldi. Beklenti 1.7 idi. Dolar cinsinden 3 ay vadeli Libor 13 yılın en uzun yükseliş serisini genişletti. Bankacılık sektörünün Ocak-Şubat dönemindeki net karı 8.3 milyar TL oldu. Yabancılar 23 Mart haftasında net 25.7 milyon dolar hisse senedi ve 234 milyon dolarlık tahvil bonu aldı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 23 Mart'ta biten işlem haftasında 853 milyon dolar azalarak 166.9 milyar dolara geriledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, 2033'e kadar Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 30.2 milyar dolar tasarruf sağlanacağını belirtti. Bloomberg HT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda Perşembe gecesi itibariyle karşınızdayız. Bugün küresel piyasalarda bir risk iştahı var efendim. Amerika'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Türkiye'ye, Borsa İstanbul'a borsalarda yukarı yönlü bir hareketle karşı karşıyayız. Üstelik ciddi sert yukarı hareketler var. Aynı zamanda doların da zayıfladığı bir günün akşamındayız. Dolar TL'nin hareketi gerçekten bugün oldukça dikkat çekici. Sabah saatlerinde 4.01'i gören dolar TL bugün akşam saatlerine doğru sert bir şekilde gerileyerek 3.93'ü seviyelere kadar indi. Bir ara 3.93'ü gördü. 3.94'lerde sanıyorum şu an, birazdan son rakamları sizlere aktaracağız. Ne oldu da Türk lirası bu kadar güçlendi? Aynı zamanda sadece Türk lirası değil, tahvil faizlerinde de bir aşağı hareket var. Hep endişelendiğimiz, yukarı gidiyor dediğimiz hem 2 yıllıklar hem 10 yıllıklarda bugün aşağı doğru bir hareket gerçekleştiğine şahit olduk. Aynı zamanda tabii jeopolitik gelişmeler açısından Amerikan Başkanı Trump'ın yakın zamanda Suriye'den çıkacağız açıklaması biraz sürpriz gibi geldi bana, ama birazdan onu da değerlendiririz bakalım. Ayrıntılar, detaylar oldukça sizlerle paylaşacağız. Ama tabii ki bugünün hikayesi büyüme, G20 ülkeleri arasında, hatta biraz daha işte birkaç böyle çok çapı küçük ülkeyi büyüklük açısından kenara koyarsak
şampiyon diyebiliriz. Türkiye büyümede %7.4'te. 2017'nin tamamında Türkiye ekonomisi büyümede gerçekten son yılların en iyi verilerinden bir tanesine imza attı. Dördüncü çeyrek verisi 7.3'de yine beklentinin üzerinde geldi ama 2017'nin tamamına baktığımızda büyümede istenen yakalanmış gibi, elde edilmiş gibi görünüyor. Ama tabii ki acaba işte büyüme bir tarafta, cari açık var, enflasyon var. Tüm bu denklemi de birazdan konuşacağız, değerlendireceğiz. Borsa İstanbul'da yükseliş demiştim. Tahvil faizleri sadece bizde değil, Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizlerinde de düşüş var. Hemen programdan önce baktığımda 2.73 seviyesine kadar aşağı geldiğini görmüştük. Mart enflasyonu haftaya salı günü gelecek. İçeride enflasyon dinamikleri ne olacak? Yeni yatırım teşvikleri bekleniyor. Açıklanması konusunda artık o sertifikaların dağıtımı, piyasa bunu da merak ediyor. Ve Brent petrol 70 doların üzerinde ve hakikaten Trump'ın da açıklaması önemli. İki değerli konukla birazdan buluşacağız küresel piyasalarda. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, Ekonomi Başdanışmanı Doçent Doktor Hatice Karahan Hoca bizlerle olacak. Aynı zamanda BGC Partners Baş Ekonomisti Özgür Altuğ da Türkiye'de olduk. O kısa zaman diliminde sağ olsun bu akşam bizlere vakit ayırdı. Özgür Altuğ'la da sohbet edeceğiz. Ama önce bir piyasalara bakalım. Bugün az önce bahsettiğim o güzel risk iştahı bakın nasıl yansıyor piyasalara. Amerika'da Dow Jones Endeksinde %2'ye varan bir yükseliş var. %1.9 yukarıda. 455 puan birden gidiyor. 24.300'lerde. S&P 500 2.657 %2 yukarıda ve Nasdaq'ta da %2.5'luk bir yukarı hareket var. Euro dolar paritesi bugün itibariyle efendim ekranlarınıza geliyor. Euro dolarda 1.2305. Hemen 1.23'ün üzerindeyiz. Dolar TL 3.94.41'de. Türk lirasında ciddi bir güçlenme hem dolara hem de euroya karşı. Euro TL de 4.86'ya geldi. Altında hafif bir aşağı hareket. 1.324 Borsa İstanbul 114.800'lerde günü kapattı pozitif yönde. Petrol fiyatları da ekranlarda 70 doların yeniden üzerine çıkan bir Brent petrol var karşımızda. %1 yukarıdayız. Amerikan tipi olan petrolde de %0.8'lik bir hareket var. Efendim hemen Melike Ayan'a gidelim. Bakalım Melike bu güzel risk iştahının açık olduğu günün akşamında bizlerle hangi noktaları paylaşacak? Bu arada Trump'ın açıklaması da yine ekranlarda. Çok yakında Suriye'den çıkacağız diyor. Tabii çıkmadan neyi kastediyor? Belli unsurları bırakacaklar mı? Yani tabii bunun biraz daha netleşmesi lazım. Çünkü Amerika'nın savunma bakanının ben ifadelerini hatırlıyorum. Suriye'den asla çıkmayacağız. İşte orada İran var vesaire gibi açıklamaları da vardı. Hem İran için hem de DAEŞ'i daha da bitirmek için bu terör örgütünü orada kalmaya devam edeceğiz diye açıklamaları aklımda. Ama Trump'ın bakalım yeni bir pozisyonu mu? Sende hangi notlar var senden rica edelim. Barış, öncelikle ABD borsalarına bir bakalım. ABD borsaları geniş ralliler yaşıyorlar. Baktığımızda teknoloji sektörünün liderliğinde bu geniş ralliler, büyük ralliler. Ama yine de birinci çeyrek zararını silmeye yetmiyor. Bugünkü ralli eğer dikkat ettiysen Nasdaq ayrışıyor. Çok yüksek bir alımla şu anda karşı karşıyayız. Teknoloji hisselerinin dünkü, evvelsi günkü satışları üzerlerinden atarcasına bir iyileşme havasına girmeleriyle birlikte teknoloji sektörünün liderliğinde ralli yaşanıyor. Ama bu ne kadar gerçekçi ve kalıcı? İşte soru işareti o. Çünkü hacim hala düşük. Sen de söyledin. Şimdi Trump'ın tweetleri devam ediyor. Sabah saatlerinde Amazon kesinlikle yeteri kadar vergi vermiyor. Ben zaten seçimlerden önce de şüpheleniyordum. İşte o yüzden onun peşinden gitmemiz lazım dercesine yine bu attığı tweet ki dün daha Beyaz Saray yok peşinden gitmeyeceğiz Amazon demesine rağmen zaten Amazon hissesini çok büyük satışlar görmüştük. Bugün de bu tweet ile birlikte yine ortalık karıştı. Sen biraz önce söyledin Suriye'den çıkacağız diyor. Şimdi bir analistin sözleri geldi aklıma çok önemli. Diyor ki Trump'ın tweetlerinin %80'i gerçekleşmiyor ve onları atıyor. Gerçekleştirmeyeceğini kendi de biliyor. %20'si de bir kumar. %80, %20 olarak düşünürsek hiçbir gerçekleşmedi. Çünkü bakarsak şöyle bir analizine söylediği attığı tweetlerin. Onu eğer öyle göz önüne alırsak bu ne kadar ciddiye alınır? O soru işareti. Çünkü Twitter onun için bir marketing, bir pazarlama aracı. İkincisi
Bugün ABD borsaları evet rallide ve ekonomik verilerde iyi geliyor. İşsizlik sigortası başvuru 12 bin kadar düşmüş. Tüketici harcamaları 0.2 artıyor. Michigan Güven Endeksi 101'lere gelmiş. Bunlar mı fiyatlanıyor diyeceksin. Hayır, şu anda fiyatlanan bütün bu ay, Mart ayı ne oldu? Birinci çeyrek nereye gidiyor? Mart ayı son 2 yılın en kötü ayı olarak adlandırıldı bu sabah itibariyle Bloomberg terminalinde. Ve hazine 2.75'in de altına düşerken, borsa yukarı çıkarken biz böyle bir ayın sürdürülebilir, yani özellikle volatilite açısından yüksek bir aya girdik. Bu Nisan'a da mı yansıyacak? Evet, şimdi onun tartışmaları yapılıyor. Bir yandan da teknoloji sektörü 2 senedir daha, hatta yani uzun zamandır boğaz piyasalarına borsa girdiğinden beri ABD borsası neydi? Motoruydu. En güçlü motoruydu. Teknoloji sektörüne tam anlamıyla nazar değdi. Facebook skandalı. Baktığımızda Amazon'la ilgili bu Trump'ın soruşturması, peşine düştüm demesi, Tesla'nın başındaki mahkeme davalar, özellikle bu hatayla alakalı, bu kazayla alakalı olarak ve diğerleri de böyle devam ediyor. İşte teknoloji tam gücüydü derken şimdi oradaki balon patladı mı sorusunu da getiriyor ki bu çok doğal bir soru. Hatırlarsan zaten Janet Yellen de eski Fed Başkanı olarak buna değinmişti. Biyoteknoloji ve teknolojide bu bubble olduğunu söylemişti. İşte bunlarla birlikte evet, biz yeni bir döneme giriyoruz baktığımızda. Yani ayı piyasalarına aslında girdik ama farkında değiliz diyen stratejisti çok güzel bize hatırlatıyor. Diyorum, söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike, çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Amerika'da gerçekten risk iştahı bayağı bugün yukarıda. Biz dönelim stüdyomuza. İki değerli konuğumuz var. Doçent Doktor Hatice Karahan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve yanında Özgür Altun. Bugün tam oldu, o hakikaten onur verdiniz. Bugün böyle bir hani ve yanında diye Barış hep kullanır. Özgür Altun der ve yanında. Özgür Altun, sen de hoş geldin. Hoş değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, sizler de hoş geldiniz. Adreslerimiz efendim ekranlara yansıyacak. Hem Özgür Altun hem de Hatice Karahan hocamıza sorularınız varsa lütfen iletin. @bloomberg.com Twitter adresimiz. Twitter adresimiz hemen altına da e-mail adresimiz yerleşecek. Küresel piyasalar @bloomberg.com buralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi ya bu küresel risk iştahına döneriz, bakarız, ederiz ama hocam sizle başlamak isterim. Gerçekten hani çünkü bugün diyoruz ki G20'de lider. Böyle ben birkaç ülke vardı, onları hani bir kenara koyduğumuzda evet, dünyada da hakikaten 2017'de 7.4 pek yok gibi. Önce bu büyümeye bakalım. Hani siz nasıl evet, görüyorsunuz? Vietnam'ı atlamayalım. Evet. Şey yok tabii. Bizim kendi ligimizde birinci. G20'de. Evet. Bizim ligimizde G20'de arasında da gerçekten lider olmuş gibi görünüyoruz. Hı-hı. Sizin büyümeye dair yorumunuzu alalım. Sonra detaylandıracağız. Artısı, hı-hı, eksisi, evet, eleştirileri, pozitif yanları hepsini konuşmak, hı-hı, üzere. Buyurun. Tabii ki. Şimdi son çeyrek beklentiler dahilinde geldi aslında. %7.3 ve yıl genelinde malum %7.4. Tabii yılbaşına göre yani 2017'ye girdiğimizde çok daha düşük beklentiler vardı. Onları tabii şaşırtan, hepimizi şaşırtan bir büyüme ama son gelişmeler dahilinde tabii ki bunu bekliyorduk. İlk yarıda tabii biraz daha dış talepten de katkı aldığımız bir büyümeyle karşılaşmıştık. İhracatın güçlü performansı söz konusu oldu 2017 yılında. 2017 yılının ikinci yarısında da ihracatta güçlü bir performans var. Dördüncü çeyrekte de yine anlamlı bir katkı sunmuş 1.9 puanlık ancak ithalatta tabii gerçekleşen canlanma ikinci yarıda orada dış talebin katkısını bir miktar aşağı çekti ama yıl genelinde cüzi de olsa pozitif bir net ihracat katkısıyla bitirdik. Fakat tabii yıl genelinde iş talebin dominant olduğu, yine son çeyrekte de iş talebin hakim olduğu katkı anlamında bahsediyorum. Bir büyüme resmiyle karşı karşıyayız. İş talep derken de tabii bir yandan iş talep ve dış talep dengesini ölçmeye çalışırken diğer yandan da iç talebin içinde de tüketim ve yatırım dengesini görmek sağlıklı bir büyümenin işaretlerini almak açısından önemliydi. Ve bu anlamda da 2017 yılı yatırımların yeniden geri döndüğü ve hızlandığı bir dönem oldu. Bu sevindirici. Son çeyrekte de yine her ne kadar 3. çeyreğe nazaran hızı bir miktar yavaşlamış olsa da anlamlı bir katkı geldiğini görüyoruz yatırımlardan. Tüketim ağırlıklı ama yatırımın da katkı verdiği bir büyüme resmi gerek son çeyrekte gerekse 2017 yılı genelinde ve G20'de bir numara olduğumuz, OECD'de iki numara olduğumuz dünyanın
dünyanın başlıca büyüme oranlarından biri. Elbette bundan sonraki dönemde detaylarına birazdan muhakkak gireriz. Ancak evet, çok güçlü. Bence 2017 yılının özeti güçlü bir büyüme. Hükümetimizin sunmuş olduğu politikalar, KGF olsun, teşvik, bütün yıl boyunca konuştuk bunu. Geçtiğimiz yıldan bu yana konuşuyoruz. Artı ihracatın dış talebin desteklemesi. Bunlar güzel gelişmeler oldu bu performansı sergilememiz için. Elbette bir baz etkisi de var 2016 yılından sonra, ancak bundan sonraki hedef de sürdürülebilir büyümeyi sağlamak yönünde politikalarla devam etmek olacaktır. Detaylara gireriz. Girelim. Özgür Altuğ, sen nasıl görüyorsun? Tabii orada hocamızın bahsettiği sürdürülebilir kelimesi bence en kritik konulardan bir tanesi. Bugün sizin de tweetiniz var, yani hani reformlar yapılmalı, odaklanmalı diye. Çünkü hepimiz biliyoruz ki evet, hakikaten acayip rakam olarak baktığınızda acayip bir büyüme. Yani detaylara baktığınızda ciddi bir hizmetler büyümesi, yani hani harcamalar tarafından da gelirler tarafından baktığınızda inşaat, hizmetler, tarım biraz geride ama imalat sanayi, tüketim tarafından baktığınızda zaten hani toplam yatırımlar, detayına biraz gireceğiz tabii ki, ama devletin harcamaları, vatandaşın harcamaları, şirketlerin harcamaları hani oldukça canlı bir performans. Siz de ifade ettiniz, nedir? KGF, vergi indirimleri, işsizlik desteği, yani daha doğrusu istihdam paketi, birçok sosyal güvenlik primlerinin ödemelerinin ötelenmesi gibi hükümetin esasında attığı ciddi adımlar sayesinde oluşan bir büyüme var. Şimdi bu büyüme, sürdürülebilir kelimesi işte orada benim için çok önemli. Şimdi 2018'de de aynı şekilde mi sürecek? Ben çok öyle olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü ilk sinyalleri almaya başladık. Bir böyle çöküş değil ama bir yumuşama var. Ve benim iyi olarak değerlendirdiğim bir yumuşama var. Şimdi biz şu andaki mevcut yapımızla, yani büyümeyi hep %7,5 götüreceğiz desek biraz zor. Yani şimdi bakın öbür tarafta enflasyon %10 düşmüş hali enflasyon 10, o hadi düz diyelim 10,5. Cari açığın daha yeni kıpırdanmaya başladığı hali 50 küsür milyar dolar, gayri safi yurt içi hasıla %6. Yani reformdan kastettiğiniz muhtemelen bu herhalde. Yani kırılganlıkları da işaret eden. Şimdi şu olabilir. Bir hükümet der ki politik olarak hep büyüyeceğim. Ama geri planda baktığınızda evet, kamu maliyesi düzgün. Kamu borç stoğunun gayri safi yurt içi hasıla oranı belki de kendi karşılaştığı ülke grubundaki en iyisi. %28'ler, 30'un bile altında. Maastricht kriteri %60. Ama diğer taraftaki bu kırılganlıkları, yani bu cari açığı, enflasyonu bilhassa, ben şimdi cari açığı biraz daha geri planda tutuyorum çünkü o böyle 20-30 yılın problemi, enflasyon da çok geçmişten gelen problem ama nispeten 3 yılı geride bırakırsam aradaki 10 yılda fena olmadığımız, mücadele de iyi yaptığımız bir alandı. Şimdi bu alanlarda ciddi bir bozulma ile karşı karşıyayız. O yüzden çok etkileyici bir büyüme. Şirket karlılıklarında da bunu gördük borsa tarafında 2017 yılında. Kurun kötü performansına rağmen. Ama gelin görün ki sürdürülebilir kılmak işte hocamın dediği reform tarafından geçiyor. Hocam 2018'i konuşacağım ama biraz daha 2017'yi hani böyle içerisine girersek. Aslında sizin bahsettiğiniz bu yatırımlar kalemi daha önceki Türkiye'nin yine yüksek büyüme rakamlarında da ekonomistlerle ya da biz konuştuğumuzda eleştiriler cephesinde ya yatırımlarda işte artış yok, yatırımlar hala eksise değil mi? Çok birçok çeyrek gördük böyle, yatırımlar ortada yok. Ama mesela yılın geçen sene son çeyreğine doğru biz makine teçhizat alımlarında falan böyle bir canlanma gördük. Doğru. Bu büyümenin hani en çok hoşumuza giden tarafı desem, ben biraz daha küresel piyasaların tadıyla sorsam sevgili hocam size. Yani en çok bizim burada beğendiğimiz 7 nokta bir rakam hakikaten çok güzel ama sizin aynı zamanda akademisyen kimliğiniz de olduğu için sevgili hocam, burada bu büyümenin içerisinde en beğenilecek, en belki rakam 7.4 harici öne çıkarabilecek neremiz var? Evet, kesinlikle. Bugün hesapladık hepimiz büyümeye katkıları harcamalar tarafından baktığımızda. İşte rakamlar burada. Burada tüketim 2017'de 3.7 puan katkıda bulunmuş. Zaten bu özümüzde olan, doğamızda olan güçlü bir faktör. O devam ediyor. Ama belirttiğiniz gibi bence de resmin en pembe yanı yatırımların bir katkıda bulunmuş olması. Yine katkı puanına baktığımızda 2.2 puanlık kamu artı özel yatırımların bir katkısı var. Bunun içerisinde de belirttiğiniz gibi ilk yarıda inşaattan daha çok besleniyor.
denen bir yapı vardı. İkinci yarı itibariyle makine teçhizattan gelen katkı dördüncü çeyrekte de devam ettiğini gördük. Bence hem yatırımların tekrar büyüyor olmasıyla ilgili, bunun da makine teçhizattan besleniyor olmasıyla ilgili oldukça güzel bir mesaj veriyor. İleriye dönük de, yani 2018'e dönük de yatırımların devam edeceğini, zaten 2018'in önce ilk göstergelerine de baktığımızda yatırımların yine sağlıklı devam edeceğini umuyoruz. Bu anlamda ben bir numaralı yatırımlar ve içerindeki makine teçhizatı bu resimde en çok beğeniyorum. İkincisi ihracat tabii. 2.6 puanlık bir katkı yaptı. İthalat onu aşağı çekti. Tabii canlanma özellikle altın ithalatı nedeniyle. Fakat ithalat, ihracatın da burada uzun zaman sonrası bir pozitif katkı vermesi tek başına ele aldığımızda bu da ikinci en güzel resimdir diyorum. Hocam bu yatırımlarda bu yakın zamanda açıklanacaktı ama bugüne olacaktı ama galiba evet, ertelendi. Evet. O proje bazlı teşvikler ki rakam 60 başladı, 80 oldu, 100 oldu, 125-128 oldu. O da bu sene yatırımları destekleyecek bir şey olacak değil mi aynı zamanda? Yani hani bu biz makine teçhizat çok yakından da benim de takip ettiğim bir şey. Evet. Muhtemelen o tarafı da destekleyecek bir şey olacak 2018 doğru, ve sonrası için. Tabii sertifikalar aslında bugün verilecekti, belirlendi o yatırımlar. Fakat bir yoğunluk nedeniyle önümüzdeki günlere etkilendi, ertelendi. Yakın zamanda açıklanacağını bekliyoruz. Çünkü bu borsa açısından önemli birçok şirket o sırf o basın toplantısı ertelendi diye daha önce basında ismi çıkan şirket çok ciddi düşüşler sergilediler ama esasında bunun arkasında öyle yani ertelemeler zaten bu açıklandı. Aynen yani zaten bu o tören ertelenmiş değil mi hocam? Sertifikaların dağıtılması töreni yoksa projelerle ilgili. Bitti. Onlar belirlendi. Sertifika töreni kısa sürede açıklanır. Yeniden belirlenir tarihi diye düşünüyorum. Evet belki de önümüzdeki hafta. Önümüzdeki günlerde olur diye düşünüyorum. Yani takvim uyarsa Cumhurbaşkanımızın takvimi belli bir yoğunluk var malum. O uyduğu takdirde kısa zamanda ama önemli olan bunların zaten belirlenmiş olması. Projeler belli, firmalar belli ve onların stratejik, daha sonra detaylara gireriz zaten cari açık özellikle o anlamda çok faydası olacak projeler. Yatırımlara bu sene yavaş yavaş girmeye başlar ve kırılganlıkları azaltıcı etkilerinde yani cari açık ithalat bağımında gibi onları da orta vadede meyvelerini toplamaya başlar. Şimdi ben araya girip niye bu soruyu sorduğumu da söyleyeyim. Hani makine teçhizat hepimiz açısından önemli çünkü hepimizin eleştirdiği nokta ne ki eminim siz de katılacaksınız. Bu böyle Birleşik Arap Emirlikleri tarzı inşaata dayalı büyüme. Yani veya Dubai özeline indirelim hadi bunu. Yani gerçi Abu Dhabi de bundan çok farklı değil ama. Şimdi biz böyle bir ekonomi olamayacağımızı zaten bütün hükümetteki önemli bakanlar, yetkililer uzun bir zamandır söylüyorlar. Ama bir süredir de böyle büyüdüğümüz aşikar. Şimdi yatırımlar tarafına bakıyorsunuz. Yatırımlar tarafında gerçekten 2017'nin tamamında etkileyici bir büyüme var. Alt kalemlerine iniyorsunuz yatırımların. Kamu özel ayrımını TÜİK ilerleyen dönemde inşallah açıklayacak ki bu sene galiba bu sene sonunda en geç herhalde inşallah önümüzde olacak. Baktığınızda gene inşaat tarafının çok yılın geneli için söylüyorum bunu. İnşaat tarafındaki yatırımların çok güçlü olduğunu ama makine teçhizatta hocam haklı yılın ikinci yarısı çok ciddi katkı var. Ama yılın tamamına bakıyorsunuz 0.7 artış var real. Makine teçhizatı çünkü ilk iki çeyrekte de bayağı kötü daralmıştı. İkinci yarıda ancak ortaya çıktı o yüzden. Şimdi dolayısıyla mesela ben 2018'de sağlıklı büyüme, sürdürülebilir büyüme diyoruz ya bunu görmeyi çok arzu ediyorum. O yüzden de biraz bu konu çok önemli. Yani proje bazlı teşvik gerçekten makine teçhizat yatırımının arttığı. siz tabii şimdi pozisyonunuz gereği şey yapmamadınız ama tüketim bizim hayatımız, ekonomimizin %60'ı gene bu senede 2017'de de teşviklerin de desteğiyle esasında ciddi de tüketmişiz. Şimdi biraz tabii sorular da var izleyicilerimizden onlara geleceğim ama bir Nilüfer Sezgin'i onun Bloomberg ET ekranlarındaki bugünkü değerlendirmesini rica edelim. O bakalım nasıl değerlendirmiş, yorumlamış ardından biraz daha sorularla hem Özgür Altı hem de Hatice Hoca ile sohbetimiz sürecek. 2016 yılında 3.2'lik bir büyüme varmış. 2017 yılında %7.4'e hızlanıyoruz. Nasıl oluyor bu hızlanma? Aslında belki ona da bir değinmek lazım. Yani nasıl olmuş da biz 3.2'den 7'nin üstüne çıkmışız. Öyle baktığın zaman mesela hane halkının tüketim harcamalarında evet bir hızlanma var ama tek başına o sürüklememiş aslında oradaki yıldan yıla büyüme rakamındaki iyileşmeyi. Burada bence yatırım tarafı özellikle dikkat çekiyor. Yani 2.2'lik bir büyüme varmış yatırımlarda 2016 yılında. Bu 7.3'e çıkmış. Yani 4 katı değilse de hani 3.5 katı falan olmuş herhalde. Bir de özellikle de net dış talebin katkısı çok dikkat çekiyor. Eksi 1.4
%4.9'muş ihracatta. Yani daralma varmış ki burada büyük ölçüde turizm etkiliydi 2016 yılında. 2017 yılında %12 yıldan yıla, yılın tamamı için söylüyorum, bir büyüme var ihracatta. Ve burada da yine sadece ihracat değil, evet Avrupa'ya yaptığımız ihracat çok iyi gidiyor ama turizmdeki toparlanmanın büyük katkısı var. İthalatta da tabii yine ekonomik aktiviteye paralel bir hızlanma var. Evet, Nilüfer Sezgin'le dinledik. Şimdi sevgili Hatice Karahan, Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı, ekonomi baş danışmanlarından Özgür Altuğ ve Özgür Altuğ yanında bizim eski hocam Özgür Altuğ Türkiye'den gitmeden önce programımızın sabit konuklarındandı. Şimdi geldikçe sabit konuk. Ufak şakalaşmalarımız için şimdiden ben kusura bakmayın diyeyim ama şimdi izleyicilerimizin de mesajları geliyor yine. Ed Bloomberg, KT'den. Hissedemiyoruz hikayesi. Tabii yani bir ekonomik böyle bir veriyi hissetmek, hissetmemek, yani böyle bir kelimeyle ifade etmek de ne kadar doğru ya da bir televizyoncu olarak, bir ekonomi gazetecisi olarak sormak da ne kadar doğru ama yine de ben onların merak ettiklerini ifade edeyim. Ya tamam 7.4 büyüdük ama biz hissedemedik. Gerçekten hissedilemedi mi? Hissedilememesinin nedenleri arasında mesela yüksek enflasyon mu var? Yoksa başka bir şey mi var? Yoksa temelde zaten tüm dünyanın da sorunu olan bu gelir adaletsizliği, gelir dağılımındaki o henüz tam iyi noktanın yakalanamaması mı var? Ya da hissedecek miyiz? Daha da dersiniz ki ya Barış Bey önümüzdeki dönemde çok daha bu büyüme genele yayılacak. O konudaki yorumlarınız nedir sevgili hocam? Şimdi hissedilememeyi tam olarak nasıl tanımlıyoruz aslında orada bir muallaklık var bence. Ama yine de bu sorudan yola çıkarak birkaç açıdan bakmak da fayda olabilir diye düşünüyorum. Şimdi %7.4 büyüyen bir ekonomide büyümenin hissedilememesi elbette enflasyonist etkiler var. Bunların etkileri var. Fakat burada biz reel büyümeden bahsediyoruz. %7.4 reel büyümeden yani bahsediyoruz. Enflasyondan arınmış olarak. Dolayısıyla üretimimiz %7.4 büyümüş, harcamalarımız %7.4 büyümüş. Örneğin harcamalar kaleminden bakarsak eğer bu hane halklarının şikayeti ise ya da firmaların şikayeti ise farklı açılardan bakabiliriz. Hane halkları açısından baktığımızda tüketimin en güçlü, az önce konuştuk, en güçlü dinamik olduğunu görüyoruz aslında 2017'nin büyümesinde yine. %6'nın üzerinde bir tüketim büyümesi var. Özel tüketim, hane halkı tüketimi büyümesi var. Dolayısıyla bu ne demek oluyor? Halkımız 2017 yılında %6'nın üzerinde bir harcama artışı yapmış. Reel. Reel yapmış. Yani bu enflasyondan da arındırdığımızda böyle bir büyüme gerçekliği var. Eğer bu hissedilemiyorsa, yani hissetmekle tüketim harcamasını bir araya getirdiğimiz aslında bunu hani halklarımız yapmış, aileler yapmış, bireyler yapmışlar. Bu bir gösterge. Ve bunun kalemleri ayırdığımızda dayanıksız tüketim mallarında artış var, hizmetler tüketiminde artış var, dayanıklı tüketim mallarında artış var ve genelde de bu mallar ve hizmetler açısından baktığımızda da güçlü artışlar görüyoruz. O halde soru şu mu? Yani kapsayıcı bir, örneğin bu tüketim harcamalarında her kesime yansımayan bir tüketim mi oldu? Bu akla gelebilir elbette ve her ekonominin amacı olduğu gibi çok daha kapsayıcı bir büyüme politikasıyla ilerlemek elbette bundan sonra da politikalarımızdan olacaktır. Bir de diğer açıdan baktığımızda yani harcamalar açısından tüketim önemli bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Hissedilebilirlik açısından. Bir de gelirler malum üç yöntemle hesaplanıyor. Gayri safi yurt içi hasıla büyümesi, gelirler pardon harcamalar az önce bahsettik. Üretim sektörler tarafından Özgür bahsetti. Sektörler geneline yayılan birkaç sektörde daha yavaş. Örneğin finans değil mi? Orada da daha yavaş ya da tarım oralarda yavaş ama tarımda bir toparlanma var. Diğerlerinde çok daha güçlü büyümeler var. Genele yayılmış bir büyüme var. Bir de üçüncü yöntem gelirler yöntemi ile milli gelirin hesaplanması. Gelirler yöntemiyle baktığımızda burada örneğin iş gücü ödemeleri istatistiklerini açtığımızda TÜİK'in yine sektörlere bölünmüş olarak kategoriler var. Burada şu dikkatimi çekiyor. Belli başlı sektörlerdeki iş gücü ödemeleri bunlar en çok hissedilme açısından önemli bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Örneğin belli başlı sektörlerde daha bunlar cari göstergeler elbette ama yine de enflasyonist etkilerden arındırdığınızda da şunu anlıyoruz. Belli başlı sektörlerde iş gücü ödemeleri daha hızlı artış göstermiş. Örneğin sanayi, örneğin hemen bakayım mesleki idari destek hizmetleri gibi belli başlı alanlarda daha hızlı bir artış var. İş gücü ödemelerinde örneğin finans gibi, gayrimenkul gibi o sektörlerde daha yavaş ödemelerde büyüme olmuş. Bunlar belki bu hissedilememe iddiasının kesimler arası ya da sektörler arası farklılıklarını açıklıyor olabilir diye düşünüyorum. Peki. Özgür Altuğ sana da geliyordur yani değil mi? Tabii ya, çok. Bir şey yazdığımızda
Mesela Twitter'dan ben de hocam işte mesela Türkiye 7.4 büyüdüğünde yani nerede büyüdük işte biz büyümedik gibi zaman zaman sevgili izleyicilerimiz de takipçilerimiz yazıyorlar. Sana da yazıyorlardı. Ben de sana sormuş olayım. Üçüncü çeyrekte %11 büyüdüğümüzde de asıl yani nerede büyüdük canım atmayın öyle bir büyüme yok. Bir kısa bir şey sorabilir miyim Hatice hocamın izniyle? Burada acaba hani yeni seri büyümede yeni seri biraz böyle hani rakamlar büyük ama yeni seriye geçtiğimiz için mi bu eleştiriler geliyor? Hani eski seriye göre mesela şu an 7.4 belki 5'ler gibi mi? Bunun etkisi var mı yok mu? Önce bir kısa bunu anlatmanı rica edeyim. Bu gayri safi yurt içi aslında revizyonu yapıldığı dönemde biz 3 hafta üst üste çarşamba günü burada bunu uzun uzun tartıştık ve birçok izleyicimiz hani yok canım bu rakamlar işte gerçeği yansıtmıyor şey ama ben de uzun uzun şeyi anlatmıştım. Yani TÜİK'le uzun toplantılar yapıldığını, saatlerce sorguladığımızı, tabii ki de açıklayamadığımız hala bir küçük bir bölüm olsa da hepsini anlamamız mümkün değil zaten o büyük data setinin. %90 oranda esasında bu yeni data setinin büyümeyi daha iyi açıkladığını, daha dinamik veri kullandığını, ankete dayalı çok sınırlı sayıda şirketten alınan bilgi yerine BDDK, SPK, Maliye Bakanlığı gibi bütün yerlerden veri toplayıp en azından daha güvenilir. Ama tabii ki de daha iyileştirilmesi gereken yerler vardır. İmtiyaz veya bir el becerisi kullanıldığında pozitife yorma hikayeleri her yerde olabilmektedir ama bu ana trendi veya ana büyüklükleri çok değiştirecek boyutta değildir dedik. Şimdi ben Hatice hocam burada yani hükümeti savunmak zorunda olan biriyim. Ben rakamlara bakar konuşuruz. İkimiz de esasında hep bunu yapmak durumundayız ki gerçekler konuşulsun. Tabii ki de yeni seri bana sorarsanız eski seriye göre daha iyi yansıtıyor ama siyasi sahiple bakıp buna ya bu canım bu yeni seriler de yanlış ya bu gerçeği yansıtmıyor demek de bence biraz haksız bir şey olabilir. Ama şu olmuş olabilir bakın. Şimdi demin hükümetin teşviklerinden bahsettik. Bilhassa KGF'yi burada en ön plana çıkartmamız lazım. KGF nedir özünde esasında? Neydi özünde? Gidip şirketlere ki başbakanımızın kendisi yılın başında dedi 30 binden fazla şirket batacaktı dedi ki doğru. Aynısını ben de yayında söyledim haftalarca. Bu KGF birçok şirketimize destek oldu dedi. Şimdi bir borçtur KGF. Yani kimsenin kimseye ki devlet para vermedi işte bankalar devletin garantisi altında kredi verdiler. Borçlanarak tüketim belki de. O belki bir miktar insanları rahatsız etmiş olabilir. Veya hocamın dediği gibi belli sektörler ki başta tarım. En çok insanın hala istihdam edildiği evet sanayi inşaat da aynı şekilde ama sektörler içerisinde baktığınızda büyüme performansı olarak finansla beraber en geride kalan sektör belki onlar hissetmedi. Ama genel olarak toplumun bilhassa hane halkı açısından söylemek gerekirse bence etki hissetmemesinin veya normalde rakamın işaret ettiğinden daha az hissetmesinin en büyük nedeni enflasyon. Çünkü niye? Eğri oturalım doğru konuşalım. Biz halk olarak ana tüketim malzemelerimiz ne? Gıda, kira, ulaşım harcamaları. Üçün, yani kirayı biraz tenzih ediyorum, dışarıda bırakıyorum. Diğerlerinde ana enflasyon, manşet enflasyonun gösterdiğinden çok daha büyük artışlar var. Bize bağlı olan olmayan, yani yurt dışında Brent yükselmiş. E ne yapalım? Yani bizim yapabileceğimiz şey var mı Brent yükselen? Yok. Ama kur ciddi değer kaybetmiş. O vatandaşın cebine yansımıyor diyorlar ya, yok öyle bir şey. Ciddi şekilde olumsuz katkı yapmış. Belki o belli kalemlerdeki yüksek enflasyon da vatandaşın alım gücünü olumsuz etkilediği için hissedilmemiş olabilir. Bunun matematiksel şeyini de söyleyeyim. Şimdi diyeceksiniz ki burada dolar mı kazanıyor insanlar? Hayır ama gayri safi yurt içi hasıla kişi başına düşen dolar bazında baktığınızda bu kadar hızlı büyümeli performansımıza rağmen hala 10.500 dolardayız. Hükümet yetkilileri de söylüyor işte orta gelir tuzağından çıkacağız, daha büyük reform yapacağız, şey yapacağız. İşte bu alanlar muhtemelen önümüzdeki dönemde daha ciddi şekilde işaret edip iyileştirmemiz gereken alanlar. Hocam yüksek büyüme ve bu enflasyon denklemi desek başlığımıza. Çünkü yine ifade ediliyor ki ya burada bir tercih yapılıyor. Hani ekonomi yönetimi enflasyonu biraz ikinci planda bırakan ya da enflasyonu da gözeten ama daha çok büyümeyi öne çıkaran bir yaklaşım sergileniyor. Dolayısıyla tamam çok yüksek büyüdük ama elimizde de bunun bazen yan etkileri var diye hep sizler de mutlaka karşılaşıyorsunuzdur yorumlarla. Cari açığa belki sonradan yine gireriz ama sadece yüksek enflasyon ve yüksek büyüme denklemi desek bunu nasıl anlatacağız? Ya burada hakikaten bir tercih mi var? Belki de bizim ya da kimi ekonomistlerin
anlamakta belki de zorlandığı ya da işte kabul etmesi gerektiği bir tercih ile mi gidiyoruz? Geçen sene öyle gittik, bu sene de böyle mi devam edeceğiz? Evet. Şimdi enflasyon ve büyüme arasında malum teoride de bir işte ödünleşim vardır diye bilinir. Geçtiğimiz sene tabii enflasyon hedeflerden uzaklaşmasında birkaç faktör vardı. Her zaman siz de tartıştığınız bütün programlarda malum biliniyor. Girmeye bile gerek yok ama şunu anlamak açısından, yani gerçekten enflasyonun nedenlerini anlayıp buna göre politika dizayn etmek açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Malum bir gıda enflasyonu sorunumuz var. Geçtiğimiz yıl yaklaşık enflasyon, tüketici enflasyon manşette 3 puan kadar yaklaşık olarak bir Türk lirasının değer kaybından gelen bir baskı olduğunu hatırlayacağız. Dolayısıyla hedeflerden sapmada özellikle kurdaki hareketlerin önemli bir payı oldu geçtiğimiz sene. Bunun yanı sıra 3. çeyrekte tabii güçlü bir büyüme geldi. O vakit bir miktar hızlı bir büyüme, potansiyelin üzerinde bir büyüme söylemleriyle enflasyonist baskı konusu da daha çok canlandı hatırlayacağımız üzere. Tabii burada kredi büyümesi de o dönemde etkili oldu bu hızlı büyümede. Üçüncü çeyrekte zirve yapan kredi büyümeleri Türkiye ekonomisinde dördüncü çeyrek itibariyle bir normalleşme patikasına oturmaya başladı. 2018'in ilk aylarında da bunun devam ettiğini görüyoruz. Ben şöyle görüyorum enflasyonu. Kesinlikle enflasyon önemsenmeyen bir dinamik değil. Aksine çift hanelere çıktığı için tam tersine çok daha öncelikli olacak bir madde olarak görüyorum ben. Hükümetimiz tarafından da, Cumhurbaşkanımız da bunu özellikle önemsiyor bu yıl için. Çünkü enflasyonda tek hanelere bir an önce dönmek başlıca hedefimiz ve sonrasında kademeli olarak hedeflere yaklaşmak. Elbette bunun için de kapsamlı ve koordineli bir politika gütmek gerekecektir. Maliye politikası, para politikası ve tüm ilgili politikaların, reformların da hatta yoksa reformların da katkısıyla burada çok küçük bir örnek olarak doların neden bu kadar ya da dövizin neden bu kadar etkilerini gördük enflasyon üzerinde. İthalat bağımlılığımızın direkt geçiş etkileriyle oluyor. Örneğin yapılacak yatırımlar süper teşvik paketiyle belli başlı alanlarda ithalat bağımlılığımızı azaltmak için yapılacağından zaman orta vade itibariyle burada o etkilerin de düşmesini bekliyoruz. Bu sadece bir örnek elbette. Bu tür kapsamlı bir politika paketiyle enflasyonun önümüzdeki dönemde düşürülmesi öncelikli hedeflerden. Bu yüzden ben şöyle tanımlıyorum reçeteyi. Potansiyel bir büyüme hızıyla, ki bizim potansiyel büyümemiz geçtiğimiz, tabii ki bu trend büyümedir. Geçtiğimiz senelerdeki verilere baktığımızda yakın tarihteki yine güçlü bir büyüme performansıdır. Özellikle dünyaya kıyasla güçlü ancak potansiyel olarak tanımlanan büyümeyle, istihdam yaratan özellikle bir büyümeyle, yatırım getiren, yatırım kaynaklı bir büyümeyle, aynı zamanda enflasyon baskıları ortadan kaldıran, fiyat istikrarının ve finansal istikrarın olduğu bir dengeli bir patikada bundan sonra ilerlemek öncelikli hedeflerimizden. Sevgili hocam, Özgür Altuğ'a döneceğim. Burada tabii kurun etkisinden elbette bahsetti. Evet. Geçen sene de Türk lirasının bir değer kaybını görmüştük. Şimdi bu son dönemde de bir hareket oldu. Yavaş yavaş oraya gelmek istiyorum izninle. Kurda biz son dönemde hakikaten yukarı doğru sert bir hareket gördük. Ama bugün mesela baktığımızda gelişen ülke para birimleri arasında şöyle benim olduğum taraftaki ekranı bir yönetmenimden rica edeceğim. Türk lirası hakikaten bayağı bir parlıyor. Evet. %1.7'lik bir dolara karşı değer kazancı var Türk lirasında. Altımızda Brezilya lirası, Rus rublesi var. Diğer gelişen ülke para birimleri de fena değil ama biz bayağı bir fark atmışız. En yakın rakibimizin iki katı bir değerlenme var dolara karşı. Bir de euroya karşı baksam acaba euroya karşı durum nasıl, onu da şöyle ekranlara getireyim. Sadece tabii bugün için euroya karşı da Türk lirası %1.7 ile en yakın rakibinin bayağı bir üzerinde değer kazanmış gibi görünüyor. Ama dese ki bana ya son bir 5 gün bak bakalım. Son bir 5 gün bak. Sene başından bu yana bak desen. Mesela hadi sene başından bu yana bakalım. Sene başından bu yana da Türk lirası %3.7 değer kaybetmiş. Altında Filipinler ve Arjantin pezoları var. Öncelikle bu hareket, yani dolar TL'deki o 4'e götüren hareket. Tartışmalar da oldu. Geçti, geçmedi, saydık, saymadık diye. Algı yapmayın. Gibi geçti. Evet, öyle tartışmaları da hatırlıyorsun. Ama yani gece saatlerinde o hareket oldu, 4.03. Sonra aşağı geldi. Birkaç gün sonra yeniden 4.01'ler görüldü. Bu sabah da yine 4'ün üzerindeydi. O hareket neden gerçekleşti? Sen de yayından önce de biraz konuştuk. Ben uzatmadan sana sözü bırakayım. Tabii şimdi ya geçen haftaki burada da yayında birazcık bundan bahsetmiştik esasında ama hani biz iktisatçıların veya piyasa ekonomistlerinin, analistlerin, stratejist, yani bizim yaptığımız mesleğe ne isim verirseniz verin hep bir görevimiz var.
İşte niye böyle oldu? Yani izleyicilerimiz de bu yüzden izlemiyor mu? Yani niye böyle oldu? Bir bakalım piyasadakiler ne diyor diye bir şey var. Anlama ihtiyacı. Anlama ihtiyacı var ama onun arkasında bunu anlayabilirlerse bir strateji geliştirilebileceği düşüncesi var tabii ki. Ama herkesin de beklentisi. Mesela biz burada yayında şeyi söyleyeceğiz. Arkadaşlar 4.01'den satın. 3.92'yi görürseniz alın. Yani en yüksekten sat, en alçaktan al. Hani bunu böyle yapabilecek hani bir şey mekanizma yok açıkçası. Ama şeyi söyleyeyim. Hepimizin görevi ne esasında? Bu şu yüzden, yani kur hareketi bu yüzden böyle oldu dememizi bekliyorsunuz. Ben son 1,5 haftadır yani Türkiye'deyim ama Türkiye'de olmadığım dönemde de Türkiye'yi yakından takip ediyorum. Son 2 haftada benim beklentimin çok ötesinde ki ben yılın ikinci yarısında her şeyin biraz daha zor olmasını beklediğim uzun zamandır söylüyorum. Bir sürü neden sıralandı. Bunu sıralayanlardan bir tanesi ben oldum. Başka bizim işimizi yapan bir sürü insan oldu ama genelde topladığımızda bakın şunlar duyuldu. Ben kendime not aldım bunları. Efendim Amerika'da hükümet değişti. Dolayısıyla çok daha şahin oldular. O işte şey satış getirdi. Moody's'in not indirimi Türkiye'ye satış getirdi. Afrin şehir savaşı riski vardı. O satış getirdi. İttifak yasası geçti meclisten. O oldu. Enflasyon düşündüğümüz kadar düşük çıkmadı. Üstüne yüksek çıktı. O etkili oldu. Ocak ayı cari açığı yüksek çıktı. Fed'in faiz arttırımları çok etkiledi tabii bu satışları. Dünyada dolar likiditesi azalıyor. Libor faizleri çok çıktı. O yüzden bunlar oldu. Libor, IOS spreadleri vesaire. Erken seçim ihtimali Türkiye'de arttı. O yüzden bu kadar TL değer kaybetti. Amerika'dan gelmesi muhtemel bir banka cezasının hepimiz sanki bir şey biliyormuşuz gibi tarihi yaklaştı. O satışları tetikledi. Japon yeni bir anda çok hızlı değer kazandı. Japon ev hanımları Türk pozisyonlarını kapattılar vesaire. Amerikan borsaları çok garip oynaklığa girdi. Borsası düştü şey yaptı. Bakın bunların hiçbiri değil. Nasıl? Yani hiçbiri değil. Yani bizim kuru, hayır, bizim kuru 3.80'den 4'e taşıyan, 4'ten 3.93'e işte getiren artık sonra ne olur bilmiyorum yani ilerleyen dönemde ama ben daha aşağıları olmasını beklerim. Sonra mı yılın ikinci yarısında daha zorlanmasını da beklerim onu da söyleyeyim. Bunların hepsinin beraberine bu hareketleri bize yaptıran şey pozisyonlanma. Şimdi burada detay vermeme gerek yok ama büyük yatırım bankalarının büyük müşterileri özellikle tabii bu haberlerin mutlaka psikoloji veya karar verme süreçlerinde etkisi olmuştur. Ama bu böyle bakın şundan dolayı bunu yaptılar demenin ben çok doğru olmadığı inancındayım. Geçen sene çok yüklü miktarda bono piyasasına yabancı alımı gerçekleşmişti. Bu arada eleştirmiyorum bu satanları alanları. Pozisyonlanma hikayesi bu. Adamlar evet kardeşim biz bir miktar bono piyasasından ve de swap piyasasından çıkalım artık diye karar verdikleri noktada geçen sene bu işte para girişlerinde herkes mutluyken kur bir anda 3.80'den 4 dediğim gibi bu saydığım faktörlerden etkili olanları mutlaka vardır ama şu faktör bunu yaptı deme şeyimiz yok. Ciddi bir satış dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Tahvilde ve swap'ta bunun kur tarafındaki yansımasını gördük. Bakın bugün de olan bunun tam tersi. Yine benzer yatırımcılar, yine benzer kurumlar. Bu sefer gene Türkiye ziyaretlerinde yaptıkları toplantılar sonrasında ya o kadar da kötü değil galiba ortam bu düşündüğümüz kadar. Yani burada bir imkan var, fırsat var. Tahvil faizleri bu kadar yukarıda. Kur tekrardan ciddi anlamda Türk lirası değersiz bir diyelim. Pozisyonlarını tersine çevirmeye başladığı bir dönemle de karşı karşıya kaldık. Tabii ki de şeyin etkisi olmuştur. Bilanço makyajlama yılın ilk çeyreğinin sonu. Onun etkisi olmuştur. Paskalya tatili geliyor. Likitte nispeten daha sakinliyor vesaire etkisi olmuştur ama ana neden pozisyonlanma. Pozisyonlanmanın arkasına işte biz böyle ekleyebildiğimiz kadar da bahane diyorum ben bunlara. Eklemeye devam ediyoruz. Sevgili hocam yani belli başlı bir ya da birkaç belki kurumun pozisyon hareketi. Hani bakın bu spekülasyon değil. Geçen sene de bunlar alırken hepimiz arkamıza yaslanıp mutluyduk. Bu pozisyonlanma böyle bir şey. Hatice hocam kurdaki bu son bir yılın grafiği ekranlarda yukarıya doğru son dönemde biraz hızlanan ivme gördük. Burada biraz 4 seviyesi etrafında yani ben diyorum ki 3.99'da 4.01'in ne farkı var? Yani 4 oldu olmadı tartışmasını ben hakikaten biraz gereksiz buluyorum. Yani. Hakikaten biraz psikolojik. Yani 3.99 olur, 4.01 olur. Ben pek bir arasında fark görmüyorum ama Türk lirasındaki bu biraz enflasyonla az önce konuştuk ama Türk lirasındaki değer kaybı burada da hani bir tercih var mı yok mu diye hep anlamaya çalışmak adına Özgür Altun'un söylediği gibi bazı hocalarım işte akademik hayattan değersiz Türk lirasının belki Türkiye için bir tercih olduğundan bahsediyor. Gerçekten böyle mi? Yoksa bu Türk lirasındaki değer kaybının önüne geçmek istiyor muyuz? Yani
Burada dinamikler acaba nasıl işliyor? Biraz anlamak açısından. Evet. Buyurun. Burada da tabii yine aynı önceki soruda yani büyüme enflasyonda olduğu gibi yine dengeli bir politika gütmek gerekiyor. Çünkü birkaç ayağı var. Elbette Türk lirasındaki değer kaybı ihracatımıza rekabet gücü kazandırmıştır geçtiğimiz dönemde bu. Bütün dünyaca bilinen bir gerçek, tüm ülkelerin para birimleri bu şekilde değer kaybettiğinde bir rekabet gücü gelir. Bu güçlendirir ihracatı. Ancak diğer tarafta tabii özellikle gelişmekte olan ülkeler bazında Türkiye'de bunlardan biri bir yükselen piyasa olarak belli başlı diğer sahipler de var. Tabii kurun hareketlerinde elbette hepimizin de bildiği gibi enflasyon bunlardan bir tanesi. İşte finansal istikrar, firmaların borçları bunlar da işin diğer tarafı. Dolayısıyla burada güdülen politika ve güdülmesi gereken politika aslında bu noktadan sonra stabil bir Türk lirası, fazla dalgalanmalarının olmadığı, öngörülebilir bir para birimine sahip olmak. Bundan sonra bu politikanın devam etmesi faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Yani herhangi bir hedefimiz, yani kurda herhangi bir hedef var mı? Yok tabii ki. Öyle bir hedef yok herhalde, değil mi? Tabii ki yok. Yani şöyle bir yani ekonomi yönetiminin ya da sizin bir Cumhurbaşkanı başdanışma olarak kur 4'ü geçmesin, 4'ün üzerinde kur istemiyoruz ya da 4-10 bizim işte kırmızı çizgimizdir falan, böyle bir yaklaşım yok anladığım kadarıyla. Yani bir seviye olarak bir yaklaşım yok elbette. İhracatçılarımızdan duyarız zaman zaman bu tür seviyeler. Evet. Geçmişte de onlar da revize ederek yukarı yönlü hep yapmışlardır. Elbette onların rekabet avantajı içindir ama şunu görüyorum ben aslında ihracatçılarımızda ki bir kısmı, önemli bir kısmı ithalatçı, artık öngörülebilir bir kurun daha faydalı olacağı görüşündeler. Dolayısıyla geldiğimiz bu seviyelerde ben temel politikanın, temel hedefin istikrarlı bir gidişat. Elbette inişler çıkışlar olabilir. Geçtiğimiz günlerde de yaşadığımız gibi. İstikrar önemli diyorum ve ayrıca tabii işte 4'ün altı üstü. Orada tabii psikolojik etkiler devreye girebiliyor. Onlardan da tabii yıpratıcı etkilerinden de kaçınmak önemlidir. Özgür'e dönmeden ben izninizle hocamdan devam edeyim. Tabii burada biz de programı yine yaparken hem izleyicilerimizin soruları, bize gelen tepkiler, son bu 4'te doğru giden harekette ya Merkez Bankası neden hareket etmiyor? Merkez Bankası izliyor mu? İşte ne olacak? Kur daha da yukarı gidecek mi? Ne böyle bir endişe? Belki faiz cephesinden olmasa da belki diğer araçlarıyla ya da belki bir sözel yönlendirme ile kur üzerinde bir acaba etkide bulunur mu bulunmaz mı diye hep soruldu, konuştuk biz de. Sizce bu seviyeler, geldiğimiz seviyeler kurda Merkez Bankası'nın tabii ki Merkez Bankası bağımsız, araç bağımsızlığını biliyoruz ama sizin yaklaşımınıza göre buralardan müdahale gelmeli mi, yok? Ama oynaklığa baktığımızda Özgür Altun hep anlatır, hala onlu seviyelerde bir aylık oynaklığı dolar TL'nin, orada bir herhangi bir panik hali görmüyoruz. Sizin Merkez Bankası'nın enflasyonu tabii göz önünde bulundurarak çift tane değiliz hala, kurun bu seviyelerden rahatsız olması gerekir mi, herhangi bir aksiyonda bulunması gerekir mi? Ben prensip olarak Merkez Bankası politikaları hakkında çok yorum yapmıyorum. Belirttiğiniz gibi yani bağımsızlığı, etki ya da yanlış algı oluşmaması açısından bundan kaçınıyorum. Fakat şunu belki anlamak, yani hepimizin değerlendirmesi gerekiyor. İşte bugün de değer kazandı. Bir numaralı değer kazanan döviz, yani para birimi oldu. Hı hı. Türk lirası. Kısa vadeli hareketler değil de tabii merkez bankaları genelde daha belli bir periyot çerçevesinde değerlendirmelidir diye düşünüyorum. Sadece bizim Merkez Bankamız için geçerli değil. Bunun yanı sıra gerçekten Özgür'ün de bahsettiği gibi bu kurdaki işte değer değişiminin arka planında neler vardı, bunları iyi yorumlamak gerekiyor belki de. Yine Özgür'ün de belirttiği gibi belli pozisyonlamalar var ama bunun arkasında da yine işte yanlış haber akışları, örneğin işte bankalarla ilgili olarak ya da erken seçim algısı gibi bu tür farklı yorumlar, yanlış haberler ya da farklı yorumlar, kafa karışıklıkları, medyada bunu sıkça görüyoruz. Batı medyasında da bunları sıkça rastladık geçtiğimiz dönemde. Artı jeopolitik bazı riskler veya yine algılar. Çok farklı dinamikler var tabii kurun işte bu pozisyonlanmaların arkasında da. Artı ekonomi politikalarını Türkiye'nin işte büyüme serüveni bu yılki oldukça başarılı. Onun yanı sıra diğer makroekonomik göstergelerde, makroekonomi bütününde nasıl politikalarla ilerlenecek, bunları da iyi anlatabilmek, iyi yansıtabilmek gerektiğini düşünüyorum. Bu kafa karışıklıkları da ortadan kalktıkça, örneğin bir süper teşvik paketi veya diğer ilgili reformlar ve bunları daha iyi anlattıkça daha
olumlu bir seyir olacağını düşünüyorum. Burada da bazı kafa karışıklıklarına şahit oluyorum maalesef. Peki Ferit Bey, çok ciddisiniz demiş. Bu akşam pek fazla Twitter mesajı okumadık ama diyor ki Sayın Başdanışmanımız çok daha rahat güler yüzlü. Öyle ben mi? De güler yüzlüyüm, daha ne yapalım değil mi Özgür abi? Valla ben bayağı espri de yaptım ya. Yani, bir de keyifle de dinliyorum yani şeyi. Aynen, yani bir şeyler almaya çalışıyoruz. O yüzden ben de böyle biraz çok fazla aşırı ciddi göründüysem de kusurumuza bakmayın. Bir Haluk Bürümcekçi dinleyelim bakalım, o neler söylemiş. Ardından biz burada piyasayı yorumlamaya, ekonomiyi anlamaya devam edelim efendim. Şöyle bir hayali görmemek lazım. Ya bu sene 4'ün altında olacak falan, yani başta bunu böyle bir şey olmaz. Yani bizim enflasyonla mücadele etmiyoruz yeteri kadar. Yani sonuçta beklentiler şu anda %10'dan düşük değildir diye tahmin ediyorum hele şu ortamda. Böyle bir şeyde kur sepetinin veya dolar TL'nin yılın 4'ün üzerinde bitirmesi çok normal. Ondan sonraki sene belki 4,5 bitirmesi normal. Yani üzerine, yani bu enflasyonu çözmediğimiz sürece nominal olarak böyle hayal görmememiz lazım. 4'ün altı seviyeleri düşünmememiz lazım. Yani o yüzden böyle bir patika kafamızda olmalı. Ama kısa vade konuşuyorsak tabii bu patika biraz öne çekilebildiği oluyor. Çok baskı olduğunda, portföy çıkışı olduğunda bunu görüyoruz. Yani belki yıl sonu için konuşacağımız 4,60 sepet seviyelerini, yani normal bir şartlarda bugünlerde konuşuyoruz. Belki bu hareket olacak. Ondan sonra uzun süre sakinlik olacak. Genelde öyle oluyor Türkiye'de çünkü. Haluk Bürümcekçi dinledik. Özgür Altuğ. Haluk abinin yorumuna ben de katılıyorum. Yani şeyi hemen hatırlayalım. Aralık ayı, Ocak ayı, Şubat ayı. Yılın başına 3.78 dolar TL ile başladık. Çakıldı kaldı. 72, ben 70'e gidecek ilk çeyrekte diye düşünüyordum. 3.72.50'ye kadar düşebildi ama oradan sonra benim hiç beklemediğim şekilde işte bu pozisyonlanma. Hocam bahsettin ya şurası. Sevgili bir ekranlara getirsen uzun süre dedik ki bu bant aralığından acaba ne zaman çıkacak? Evet, aşağı mı kırılacak, yukarı mı kırılacak? Esasında çok güzel aşağı bıraktı kendini. Evet, bak bahsettiğin dönem sanıyorum şurası değil evet, mi? Evet, yani, kesinlikle. Şu dönemde çok özür diyerek şöyle o aralığı gösterdik. Aralık, adına, Ocak, Şubat, Mart'ın hatta iki gitti, haftası. Geldi. Yukarı aşağı. Evet. Sonra burada yukarı. Burada yukarı. Şimdi açıkçası şöyle, yani biz tabii daha kısa dönemli bakıyoruz. Şu anda kısa dönemli pozisyonu konuşuyoruz. Ama yani demin Haluk abinin yaptığı yorum önemliydi. Yani bu şimdi önümüzdeki 3 ay, şimdi 90, 85, 80 bu oralarda da kalabilir. Yani bunu zaten iki para birim arasındaki ilişkiyi kısa dönemli modellemek, ben şimdi tabii Twitter'da veya izleyicilerin sorularına, yorumlarına, eleştirilere baktığımda şeyi görüyorum işte. Demin söylediğim şey. İstiyorlar ki yani en aşağıdan döviz alınsın, en yukarıdan döviz satılsın ve çok fazla sayıda insan da trade ediyor açıkçası. Yani bu da çok sağlıklı bir şey değil ama şeyi söyleyeyim, beni rahatsız eden bir noktayı söyleyeyim. Siz biraz değindiniz bu enflasyon konusu, buna işte topyekun bir mücadele yapılması lazım. 2011'den beri esasında hiç unutmuyorum, 2010 Ekim'inde bir hafta sonu Erdem Bey'in, Erdem Başkan'ın başbakan yardımcısıyken yaptığı bir sunum sonrası Durmuş Bey'le beraber o para politikasının çerçevesinin değişip biraz ortodokstan daha anortodoksa, yani böyle bant politikaları, değişik faizler falan geçtiği günden beri bizim bu kurun iflahı, yani hiç böyle bir gün yüzü ara ara işte gördük böyle 2-3 aylık periyotlar ama hükümet politikası oldu diyemem buna, ama bir şekilde dış dünya gelişmeleri artı bizim para politikası bu kuru biraz böyle daha ortodoks, daha şimdi, sade mi olmalı diyorsun? Şimdi bence evet, enflasyonla mücadelede şimdi 8'li patikaya alışmıştık, 9 oldu, 10 oldu ve izleyicilerimizden de birçok insan haklı olarak bence diyorlar ki ya biz bu büyümeyi hissetmiyoruz ki, bizler de söyledik yani bu enflasyonla bir şey yapmamız lazım. Bu işte hakikaten hocamın da dediği gibi böyle topyekin bir mücadeleyle, belki bir gerçekten bir şok vererek enflasyona, Merkez Bankası'nın da bu şok içerisinde yer aldığı, aktif bir şekilde yer aldığı bir sistemle belki tekrardan rayına oturabiliyorum. Aksi takdirde bakın bu iş şöyle bir şeye giriyor ki, bu esasında sıkıntı. Evet. Kur gidiyor, enflasyon gidiyor. Kur gidiyor, enflasyon gidiyor. Ha bir de kazara üstünde global piyasalarda emtialar yükseliyorsa, reklama gideceğiz anladım ben. Bak gözlerden anladım. Evet. Bu sarmal kendi kendine besleyen bir sürece dönüyor. Bunu kırmak lazım. Peki. Tabii ne zaman kırabiliriz? Önümüzdeki süreç buna izin veriyor mu diye sormam gerekiyor. Bir reklama gideceğiz, sonra devam edelim efendim.
Kapsamlı bir politika paketiyle enflasyonun düşürmesi ve fiyat istikrarının olduğu bir patikata ilerlemek öncelikli hedeflerden dedi doçent doktor Hatice Karahan, Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı. Özgür Altuğ'sa dolar TL'deki son hareketlerin ana nedeni pozisyonlanma. Uzmanlarca zikredilen diğer nedenler sadece bahane. Onların... Benim söylediklerim de dahil buna. Evet. Ve onların da mutlaka etkisi olmuştur dedi. Sevgili Özgür Altuğ, Amerikan borsalarında yaklaşık bir saat önce %2'ye varan yükseliş hareketleri vardı. Ekranlara rica edelim, ardından hızlıca Melike'ye döneceğiz. %1.3, 300 puanlık Dow Jones'ta bir hareket var. 24.157'de S&P 500'de %1.5'a yakın yine yukarı yönlü hareket, 2641 seviyesiyle. Hemen Melike'ye gidelim, bakalım New York'tan hangi notlarla karşımızda olacak bu Amerikan borsaları için güzel yükseliş tablosunun ardından. Bu iş, sen de söyledin, bir sevinç tablosu var ama geçici mi kalıcı mı önemli olan o. Çünkü VIX %85 artmış şu an itibarıyla. Ağustos 2011'den beri gördüğü en yüksek rakamlardı. VIX korku endişe endeksi, biliyorsun. %85 artış korku sinyallerinin ve aynı zamanda ayı piyasalarına girdiğimizin işareti mi? İnişi çıkışı bir hafta yine geride bıraktık. Geride bıraktık diyorum çünkü yarın Cuma, Good Friday, milli tatil. O yüzden 4 günlük bir haftanın son seansıydı. Mart ayının da son seansıydı. Birinci çeyrek zarar da bitiriyoruz. Gelen iyi ekonomik verilere rağmen, üst üste ekonomik verilerin iyi geldiğini gözlemledik. Özellikle 20 şehirdeki ev fiyatından tut, gayri saf milli hasılaya, büyüme rakamları %2.9'lara geldi değil mi? Bütün bu haftaya baktığımızda üst üste bütün veriler iyi geldi ama borsa bunu fiyatlamadı. Borsa özellikle teknoloji sektöründeki skandalları, global ticari endişelerinin tekrar hortlamasını, Trump'ın tweetlerini fiyatladı. Barış, diyorum sözü tekrar size İslam'la veriyorum. Melike Aynan'a çok teşekkür ediyoruz efendim. Dönüyoruz stüdyomuz, artık son bölümdeyiz. Az bir vaktimiz kaldı. Ekonomik değerlendirmek adına hemen sevgili hocama döneceğim. Hatice Karahan, doçent doktor ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Hocam, faizlerde yani her şeyi konuştuk, faizlere geçeceğiz ama yine cari açık meselesi. Önce cari açığı bir halledelim. Onu konuşmadan etmeyelim. Büyümeden de getirebiliriz bunu. Tabii bu senenin 2018'de cari açık tablosunun biraz daha daha yüksek seviyelere doğru çıkacağına dair tahminler de var. Bunu da konuşabiliriz. Tamam, anlıyoruz. Yani hükümetimiz çok böyle nokta atışlar atıyor. Teşvik paketleri daha cari açık odaklı oluyor. Ama temelde de bu sorunu böyle çok kısa vadede çözme imkanımız var mı? Bu bir cari açık konusundaki hassasiyetimiz ne durumda, sizden rica edelim. Evet, şimdi büyümeyle tabii bağlantı kuruluyor son dönemde. Hatta işte az önce Özgür'ün de bahsettiği sebepler açısından cari açık işte öne çıkan problem midir diye sorular soruluyor. Fakat şöyle bakmak gerekiyor. Evet, cari açıkta bir artış oldu. En son Ocak 51.6 milyar dolardı birikimli olarak baktığımızda son 12 aylık. Bunun ancak yani son bir yılda yaşadığımız ciddi bir yani fark yaratan bir gelişme var. O da altın ithalatı, bildiğimiz gibi. Net altın ithalatının buradaki çok etkisi var. Yani 51.6 milyar doların yaklaşık 12 milyar doları altın ithalatı, artı işte 2017'deki bozulmanın da yine yaklaşık değil mi 14 milyar dolar kadarını altın ithalatından yaşadık. Dolayısıyla aslında yani büyümeyle bağlantısını kurduğumuzda, altını çıkardığımızda, bir de enerjiyi çıkaralım. Elbette enerji fiyatlarında bu sürede etkisi oldu ama altın işte rakamlar ortada, çok ağırlıklı bir etki yaptı artışta. Altın ve enerjiyi çıkarıp çekirdek diyebileceğimiz bir cari açığa baktığımızda aslında 2017 yılının başıyla sonu arasında iyileşme bile görüyoruz. Yani Ocak 2017 Ocak birikimli cari açıyla 2017 Aralık birikimli cari açığı, ben çekirdekten bahsediyorum tabii, enerji ve altın hariç, bir iyileşme bile gördük. Tabii daha iyi seviyelerde oldu yıl içinde, inişler çıkışlar oldu. Şunun için buna bakıyoruz elbette. Yani güçlü bir büyüme performansı, talep tarafından cari açığı tetiklemiş mi, yani zarar vermiş mi diye baktığımda ben 2017 yılındaki bu güçlü performansın talep açısından ciddi bir zarar verdiğini düşünmüyorum cari açığı. Ama altın ithalatı burada hikayenin ana sebeplerinden. Buradan yola çıkıp 2018'e baktığımızda, eğer altın ithalatına bu sene bir normalleşme görürsek oradaki, ki ben bekliyorum orada bir, çünkü sıra dışı bir hareket yaşadık 2017 yılında. Orada bir normalleşme bekliyorsunuz. Kısmen bekliyorum oradaki, ben. Oradaki çok özür dilerim ama yani şeyi bozma, gidişatı bozmuyor ama oradaki yüksek altın ithalatın nedeni neydi? Burada Merkez Bankası'nın biraz rezervi biraz altına kaydırma
politikası da dendi. Kimi zaman böyle yüksek altın ithalatımız oldu ama bir sonraki sene işleyip onu ihraç ettiğimiz yıllar da oldu. Ama bu sene olmayacak öyle. Burada bir tercih söz konusu, onun yansıması oldu diyenler de vardı. O açıdan biliyor muyuz hocam bu kadar yüksek? Merkez Bankası'nın açıklaması daha sağlıklı olur zannedersem. Tam olarak bilemiyorum ama bildiğim genelde işte dediğiniz gibi yine işlenmemiş altını ithal edip işlemek için burada getiren firmalar olduğu, burada bir artış olduğu bu anlamda. Artı yine Merkez Bankası ile ilgili, ayrıca altın talebinin artışı ile ilgili, enflasyon yine bağlantılı olarak bu tür farklı sebepler olduğu kanaatindeyim. Bu bağlamda bir normalleşme bekliyorum ben bu sene. Bu da birikimli olarak ilgili etkiyi zayıflatacaktır diye düşünüyorum. Artı ihracatta iyi bir performans beklediğimiz yıl, turizmde güçlü bir şekilde iyileşme devam ediyor. Fazla verdiğimiz var. Taraf aynen. Dolayısıyla bu altın etkisini yavaş yavaş normalleştirebilirsek ve büyüme hızımızın da potansiyelinde devam ettiği bir yıl yaşarsak, bu da talep anlamındaki bağlantıyı buradan kuracak olursak, ki geçtiğimiz yılki güçlü büyümeye rağmen ben yine çekirdekte ciddi etki olmadığı kabulünden yola çıkarak bunu söylüyorum. Dolayısıyla ben ciddi bir cari açığa ekstra baskı geleceğini düşünmüyorum bu sene. Burada altın önemli bir hikaye olmaya devam edecektir. Artı tabii bu kısa vadeli tartışma, orta vade için işte bu programda sürekli bahsettik. Teşvikler, işte spesifik yapısal reformlar, yani bu açıklanacak teşvikler. Bunların amacı, bunlar özel projeler. Cari açığı kısacak, ithalat bağımlılığımızı azaltacak projeler. Bunların da orta vadede etkilerini görmeye başlarsak işte o zaman daha sağlıklı bir cari açık, cari denge resminden bahsetmek mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Açıktan denge inşallah diyelim. Özgür Altuğ, son 2-3 dakika hatta 4-5 dakika tahvil faizleri, orada da çok sert bir hareket gördük kur gibi ama bugün rahatladık. Yani bu arada yurt dışında da Amerikan 10 yıllıkları da ben programa girdiğimde aşağıdaydı, 2.70'lere kadar, 2.73'e kadar gerilemişti. Orada da 2.90'ların üzerinden bir hareket görüyoruz. Bizim de daha çok likit taraf 10 yıllıklar deniyor. İşte 2 yıllıklarda 30 milyon dolar kimi zaman gibi çok daha küçük komik rakamlar ifade edildiği için 10 yıllıklara baktığımızda 12.66, 12.80'lerden geldik buraya. Faizlerde bir geri çekilme görecek miyiz? Haftaya Salı'da enflasyon var bu arada. Demin dolar hikayesi anlattım ya. Hani niye bu dörde gitti? Niye şimdi aşağı düşüyor? Aynısını buyurun, resmin tersi yapıştırın koyun. Zaten benzer bir grafiği de tahvil faizlerinde görüyorsunuz. Tahvil faizlerinde de faiz satış yaptılar ciddi şekilde yabancılar tahvil tarafında. O tahvil faizlerini yukarıya çıkarttı. Kur değer kaybetti swap işlemleri ve diğer açığa satışlarla. Şimdi tahvil faizleri cazip bir seviyeye geldi. İhaleden aldılar geçen hafta yapılan ve döndüler. Şimdi de cazip faizlerden Merkez Bankası daha da agresif olacak beklentisiyle tekrardan pozisyonlanmaya geçtiler. Daha da düşer mi? Şimdi normal şartlarda enflasyon 10.35. Sen demin haklı bir noktaya temas ettin. Haftaya açıklanacak enflasyon verisi, ki ben yıllık enflasyonu çok değiştirecek bir veri gelmeyeceğini düşünüyorum. Tabii ilerleyen günlerde bunu diğer konuklarla konuşacaksınız ama %1 civarında muhtemelen gelecek olan bir enflasyon verisiyle biz yıllıkta aynı yerde kalacağız. Peki. Ama asıl bir sonraki ayki enflasyon rakamı, bu kur hareketinden sonraki enflasyon rakamı bence daha önemli olacak. O yüzden ben mevcut seviyelerin korunacağını düşünüyorum. Yani kur tarafında bence daha aşağı yolumuz olduğunu düşünüyorum. Hala 3.92'nin üzerinde ben satarım, satışı denerim en azından söylemin arkasındayım. Hani Amerika'ya gitmeden de kendi beklentilerimi de aktarayım. Tahvillerin bu seviyelerde kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü ciddi bir enflasyon, yani programın başından beri dikkat çektiğim ve birçok izleyicinin de evet bu enflasyon bizi ciddi şekilde etkiliyor dediği, hepimizin burada mutabık olduğu konuyla mücadelenin ön plana çıkması gerektiğini, eğer bu yapılırsa tahvil faizinin daha aşağı gelebileceğini, her türlü faizin, kredi faizi, mevduat faizi, tahvil faizi, bütün faiz adlarının enflasyonu aşağı çekmeyi başarabilirsek hızlı şekilde aşağı gelebilmesi mümkün gözüküyor ama bir şerh düşüyorum altına. Yılın ikinci yarısı global anlamda daha zor geçmeye aday bir dönem. Orada da biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Hocam son 2-3 dakikamız ama izninizle faiz cephesini size de sorayım. Mevduat faizleri konusunda ve dolaylı olarak hemen ertesinde tabii kredi faizleri, işte işletme kredilerindeki faizlerin yüksekliğinden yine çok şikayet ediliyor. Bunu özel sektörden de zaman zaman duyuyoruz. Bu konuda bir gelişme görecek miyiz önümüzdeki dönemde?
Şimdi elbette kredi faizleri, yani mevduat faizleri geçtiğimiz yıl malum meseleler, yani kredi hacminin artmasıyla birlikte ciddi bir hareketlenme gelmesiyle birlikte mevduat faizlerinde bu gelişim yansıman olarak kredi faizlerinde artışı gördük. Maalesef diyoruz. Çünkü gerçekten bizi izleyen firmalarımız, işletmelerimiz de hak veriyorlardır eminim. Çok ciddi bir yük faizler şu andaki seviyede. Ciddi bir yük halinde, üzerlerinde ve bunu aşmak gerekiyor. Çünkü bir sarmala götürme riski var birçok anlamda. Fiyatlara da yansıtma riski oluyor tabii ki. Bunu da yaşıyoruz. Ayrıca finansal istikrar anlamında da önemli. Şöyle bir bakış açısı da olabilir tabii ki. Dediğim gibi gelişmeler dahilinde elbette izleyeceğiz faizlerdeki gelişmeleri ama şöyle bakıyorum ben biraz da selektif bir kredi politikasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu şahsi kanaatim. Özellikle işte yatırımları konuştuk, belli başlı alanları konuştuk. Bu teşviklerden farklı bir konu. Bu tür yatırımları bundan sonra yani yatırımları işte makine teçhizatın katkısından bahsettik. Yatırımları desteklemek için yani finansman ayağını kolaylaştırmak için aslında selektif bir kredi politikası bu tür projeleri olan bu tür yatırımları olan firmaları daha finansman anlamında rahatlatıcı yollara neden başvurulmasın diye düşünüyorum ben. Tabii bu dediğim gibi seçici bir şekilde olabilir ve burada faizde bir rahatlama şeklinde politikalar da geliştirilebilir. Ama aynı zamanda tabii küresel gelişmeler ayrıca kendi dinamiklerimiz de bütün piyasalarda etkili olmaya devam edecektir. Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Katkınız için, geldiğiniz için. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doçent Doktor Hatice Karahan bizlerleydi ve yanında Özgür Altu. Bravo. Ve yanında altınla ilgili beklentimi söyleyeceğim alalım diye söz vermiştim. Özellikle Amerikan yönetiminin İran'la ilgili veya Kuzey Kore'yle ilgili atması muhtemel adımlardan kaynaklanarak ben altında bir miktar daha yukarı yönlü hareket yaşanmasını bekliyorum diyeyim. Söz verdim. Onu da söylemiş olayım da. Çok teşekkürler. Sana da hayırlı yolculuklar. Bir kez daha döneceksin. Görüşeceğiz yakın zamanda. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle oldunuz, katıldınız. Efendim yarın ne konuşacağız ona bakalım. Yavaş yavaş programımızı kapatacağız. Tek sayfa Amerikan piyasaları da kapalı. Türkiye'den Şubat ayı dış ticaret dengesine ve yabancı ziyaretçi turist sayısına ilişkin efendim verilere bakacağız. Bizden bu gecelikte bu kadar diyoruz. Yarın akşam 22'de karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.